Şianın dini, dini diyaneti, diyaneti takıya, takıya üzere, kurulmuştur. üzere kurulmuştur. Çünkü Türk milleti ne konuşma yapıldığı için Bekir'e, Ömer'e tazimsizlik yaparsa biraz kabak tadı verir ama oradan geçiliyor. Nereye? Muaviye'den de mi Muaviye'ye bindir. Radıyallahu anh. Sen Hazreti Muaviye'ye nasıl bindirirsin? Biz daha ölmedik bu memlekette. Ehli sünnet varız elhamdülillah. He şimdi getiriyor. Tamam Hazreti Hüseyin Babası Hazreti Ali, anası Hazreti Fatıma, dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kurban, kurban olayım, olayım onlara, onlara ben. ben. Biz onların sevgisi imanımızdır. Amma ve lakin o Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tesubbu ashabi sahabemin aleyhine konuşmayın. Men sebbe ashabi fe aleyhi el melaket ve nasi ecmain. Sahabeme hakaret edenin üzerine Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın. O Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bukhara hadisinde de geçer. Ashabi ashabi, ashabi, ashabi la te ba'di. Sahabemin aleyhine gitmeyin. Benden sonra onları hedef etmeyin. Tenkitlerinize maruz bırakmayın. Fe <laughs> men Onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Ve <laughs> men Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Sahabeye buz bana buza girer. İmam-ı Rabbani mektubatta küffar. Sahabeye ancak kafirler sevmez diye ayet okuyor. Hal böyle olunca Hazreti Muaviye sahabe midir? Sahabedir. Resulullah Efendimiz'in katiplerinden midir? Katiplerindendir. Allah muallimul hisab ve Kıl azab. Ona hesap ilmini öğret, onu azaptan muhafaza et diye duasını almış mıdır? Almıştır. Allahummehdi ve Bi onu hidayete erdir. Onunla da insanları doğru yola al, duasını almış mıdır? Tirmizi hadislerinde geçer bunlar. Böyle bir sahabeye de efendim, ee, Muaviye şöyle, Muaviye böyle. Bir de Muaviye'nin babası işte. Şimdi Yezid'den gidiyor. Yezid, Yezide biz de efendim asla itibar etmiyoruz. Yezid sahabeden değildir. Yezid efendim bazı alimlere göre lanetlidir. Bazı alimler lanet okumasa da İmam Rabbani ne der? Frenk yavru yapmaz. Yezid'in yaptığını Frenk yavru yapmadı demiştir. Dolayısıyla biz Yezid'i asla sevmiyoruz. Ama Hazreti Muaviye'nin bu işten haberi var mıdır? Yoktur. Hazreti Muaviye o zaman vefat etmiştir. Zaten vefatından önce de oğlu Yezid'e Hz. Hüseyin'e iyi bak, ona iyi davran diye vasiyeti de var. Oğlu bu vasiyeti tutmadıysa babası mesul müdür? Değildir. Bundan dolayıdır ki Yezid, Yezid bedbahtır. bedbahtır. Haid Haid ve hasirdir. Ama Muaviye dendiği zaman radıyallahu anh demek mecburiyeti vardır. Bukhari'de bile dolu hadisleri vardır. Resulullah'ın katibi olmakla sallallahu aleyhi ve beraber Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman üç halifenin de Şam valisidir. Hazreti Ömer ki pire için yorgan yakar, en ufak yanlışta adamı atar. O bile Hazreti Muaviye'nin zekasına, yönetimine e, hayran kalmıştır ve onun vazifesini sabit bırakmıştır. Onu görevden almamıştır. Ve Hazreti Muaviye zamanında Şam fetihleri, burum diyarının buralara kadar gelen bütün bu fetihler Hazreti Muaviye'nin zamanında Müslüman edilmiştir bu topraklar. Şam diyarından tut... Buhara'lara kadar, Hindistan'lara kadar Hazreti Muaviye orduları İslam'ı götürmüştür. Ebu Ayyub el-Ensari bile o orduyla buraya gelmiştir. İstanbul'a gelen sahabe, yine Hazreti Muaviye döneminin ordusuyla gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, böyle sahabenin aleyhine konuşturmayız. Ondan sonra, işte Yezid'in babası Muaviye'ydi. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan idi. Ondan sonra şöyleydi, böyleydi. Ebu Süfyan baştan yanlışlıklar yapmakla beraber o asla ona sorulmayacaktır. Çünkü müşrik iken bunları yapmıştır. İslam'a girdikten sonra İslam geri ne yapar? El İslam yecub bu makablu keser atar. Bir insanın İslam'dan önce yaptıklarından dolayı İslam onu yargılamaz, sorgulamaz. Ebu Süfyan ondan sonra sahabeden olmuştur. İşte annesi Hint. Hind'in aleyhine. Yahu Hint Evet Hz. Hamza'yı ciğerini kesmişler etmişler şunlar bunlar. Bunlar konuşulmaz. Çünkü o zaman Hint Müslüman mıydı? Değildi. Mekke fethedildiğinde Müslüman oldu. Ona bakarsan Halid İbni Velid de ne yaptı? Uhud Muharebesi'nde arkadan girip önden çıkan kimdi? Halid İbni Velid'di. Şimdi onun aleyhine konuşabilir miyiz? Haşa. Allah'ın kılıcıdır. Cahiliyet devrinde şirk içinde yapılanlar konu yapılmaz. Bunları yapan doğru bir Müslüman olamaz. Ehli sünnet böyle bir şey yapmaz. Kalkıp da sen efendim Hz. Hüseyin'in babası, anası, atasını met ediyorsun. Tamam. Biz onda müşterekiz. Hatta sen bir met edersen biz on met edecek kadar ayet-i biliriz. Ama buradan da takıp da Yezid'den tamam Yezid'i istisna ederiz. Yezit beladır. Ama Muaviye'ye geçtiğin zaman, Ebu Süfyan'a Hind'e geçtiğin zaman işte, işte bunun da bunun anası, atası adam, böyle, böyle bozuk adamlar, bozuk adamlar diyemezsin. diyemezsin. Müslüman mahallesine salyangoz satamazsın. Ehli sünnet kanallarına çıkıp da milleti ehli sünnetten dışarı çıkaramazsın. Milleti zehirliyorlar bu İslami kanallar. Sahabenin aleyhine konuşturuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabemin, sahabemin aleyhine, aleyhine konuşulduğu, konuşulduğu zaman, zaman onların, onların faziletine, faziletine dair, dair, bildiğini dair bildiğini gizleyene, gizleyene Allah, Allah ve peygamberler, peygamberler lanet, lanet etmiştir. etmiştir. Ben bu lanetin altında kalmak istemiyorum. Benim sesim buradan çıkıyor. Ben yine burada duyuruyorum. Bunları ikaz etmek Bunlara reddiye yapmak, bunlara mesaj çekmek. Kardeşim, Hazreti Muaviye, Ebu Süfyan, Hint bunlar sahabedir. Bunların hakkında ne konuşturuyorsunuz demek lazımdır. Bunlar bizim vazifemizdir ama nerede? Kimse, Kimse ortada, ortada yok. yok. Hint radıyallahu anh'a. Efendimiz Mekke fethedilince Müslüman oldu. Ve biat eden kadınlar ayetinde geçen kadınların sözcüsü kimdi? Hint'ti. Allah Teala onlar hakkında ne buyuruyor? febayi'unne ve estağfirullahunne Allah. Habibim onlarla biat et. O kadınlarla imana girdiklerine dair sözleşme yap ve onlar için benden af iste diyor. Peki Resulullah onlar için Allah'ın emrine göre istiğfar etti mi etmedi mi? Etti çünkü Allah emreder de onların affını istediği peygamber etmez mi? Etti. Peki Allah peygamberin istiğfar ettiği, af istediği kişiyi affetmez mi? Ama münafık olsa ne diyor? İstagfirullah mevla testagfirullah. İn testagfirullah sevgine merreten. Falan yafır Allah alım. Abdullah bin Übey bin Selül münafık geberdiği zamanda. Ne buyurdu ayet? Efendimiz yine e, Müslümanım dediği için e, kafir damgası vurmuyordu. Ama ayet gelince onlar için af istesen de istemesen de bir şey değişmez. Yetmiş kere istiğfar etsen Allah onları asla affetmeyecek. Niye değil ki? en ve rasulü. onlar içlerinden kafirliği gizlediler Allah'a resulü inkar ettiler diyor orada kafirlik var. Münafık demek kafirliği içinde gizleyen demektir. Müslüman değil ki o zaman peygamberin istiğfarı da para etmez. Ama burada Rabbim ne diyor? Onlarla, Onlarla sözleş deşleş, muahede yap, yap, yap ve onlar, onlar için benden, benden afiste. afiste innal inna Allah gafurur allah rahim, rahim diyor Allah, allah, allah gafur rahim, rahim diyor. O zaman hindin bir günah kalmış mıdır? İslam'dan önce yaptığından Allah ona soracak mı? E ee, Ne konuşuyorsun bunları pazara çıkarıp sahaben hakkında konuşuyorsun? Ona bakarsan bütün sahaben hakkında geriye döndüğün zaman da cahiliyet döneminde neler var değil mi? Ebu Bekir gibi kaç kişi var? Radıyallahu anh. Sicili temiz. Ebu Bekir aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Ebu Bekir Efendimizin içkisi yok, kumarı yok, zinaatı yok, puta tapma. Ebu Bekir acayip bir şey radıyallahu anh. O ayrı. Hazreti Osman'da da öyle bir huylar var. Hiç zina mina etmemiş cahiliyet döneminde mesela. Öyle birkaç kişi korunmuş olabilir. Yüz küsür bin sahabe var. Sen bunların İslam'dan önceki şeylerini devreye sokup da konuşursan ne olursun? Melun Mel olursun. Olur. Melun. Mel Resulullah lanet ediyor sana. Sahabeme hakaret eden ediyor. Sana ne ya? Yapıyorlar bu yanlışları. Ben ne yapayım şimdi? O zaman Allah için ehli sünneti mücadele ehli sünnet müdafasını devam edeceğiz inşallah. Olmaz böyle şey. Çıkılıp televizyonlarda sahabenin aleyhine konuşulmaz kardeşim. Konuşursan birisi de kalkar cevap verecektir buna. Ondan sonra bana dokundun ona dokundun. Sen peygamberin hesabına niye dokunuyorsun? Onların sahasını temiz tutmamız lazım ki Allah da bizi temizlesin.